Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Train Planet Crafter'ın yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Kardeşlerim, yapmamız gereken deli dehşet iş bulunmakta. Ama ve lakin bunların hepsini bu videoya yetiştiremeyiz. Şimdi bir adet öncelik sıralaması yapmamız gerekiyor kardeşlerim kendimize. One minute. Yukarıya kendime bir adet gözcü kulesi yaptım kardeşlerim. Tepeye bir çıkalım. İlerleyen vakitlerde burayı yıkacağım ama ve lakin şimdilik işimi görmesi adına işe yarar bir kule. Kesinlikle öyle. Reis'im, beni bir tık daha yukarıya alabilir misin ya? Alam. Fena bir şey gördüm. Kardeşlerim, karşı taraftaki güzelliği siz de gördünüz mü? Reis. Lan abi, gözünü sevdim. Beni bir al şuraya. Bakın. Minicik bir oşkik göletimiz var kardeşlerim artık. Abi biz bu kadar ilerlettik mi burayı? Şimdi öncelik sıralamamıza geri dönecek olursak kardeşlerim, ikinci sırada fırlatma platformu bulunmakta. Fırlatma platformuna iki nedenden dolayı ihtiyacımız var. Bir tanesi gezegendeki yetersiz kaynaklar. Bunlardan en önemlisi uranyum. Şu ana kadar kardeşlerim ortalama 4 bölümünü çektik. Bu 5. bölüm olacak inşallah yayınlanabilirse. Bu süre içerisinde hiçbir yerde uranyum mağarasına denk gelmedim. Veya uranyumu rahat bir şekilde lootlayabileceğim bir alana. Kardeşlerim, uranyum cibilliyesi sadece bir takım lootbox'ların içerisinde veya girmiş olduğumuz enkazlarda çıkıyor. Onun harici demiş olduğum gibi hiçbir yerde yok. Fırlatma platformu sayesinde gökyüzüne göndereceğimiz roketler vasıtasıyla atmosferimizde böyle serseri gibi gezeleyen uranyum asteroidlerini gezegenimize çekmiş olacağız ve uranyum kıtlığını bir nebze de olsa giderebileceğiz. Yapmış olduğum ufak tefek değişiklikleri de sizlere anlatayım ve işimize koyulalım. Kardeşlerim, en önemlisi envanterimiz, sırt çantamızın tier 5'ini inşa etmiş bulunmaktayım ve oksijen tankımızın da tier 4'üne geçiş yaptım. Bu kadar. Şimdi buradan ayrılmadan önce kardeşlerim, birinci önceliğimiz maden çıkarıcı sondalar. Bunlara ihtiyacımız vardı. 2 adet osmiyum üzerimde. 1 adet iridium ruda ihtiyacımız var. 1 adet süper alloy'a, 1 adet alüminyuma, 1 adet de titanyuma. Süper alloy burada yok. Daha doğrusu gezegende kalmadı kardeşlerim. İlk başta hunharca kullandım ama bilakis şimdi bir tık pişmanlığını çekiyorum. Mecburen craftlamamız gerekecek. Tamam. Tamam abi. Ara bezimize doğru gidelim kardeşlerim. İhtiyacımız olan kaynakları çantamıza ekleyelim ve fırlatma platformumuzu bir an önce yerleştirelim. Ha, fırlatma platformu değil. Kardeşlerim, kaynak çıkarma matkabına ihtiyacımız var. Bunun için de bir adet iridium ruda, süper alloy, alüminyum, titanyum falan fistan. Tamamdır. Gidiyoruz. Tamam kardeşlerim, üzerimdeki fazlalıkların hepsini gereken yere yerleştirin. Bakın. Ayrıca tabelalarımız açıldı kardeşlerim. Burası birinci katımız. Buraya da eğer ben yokken uğrayacak olursanız evime kafanıza göre takılabilirsiniz. Bahçemde. Kesinlikle böyle istediğiniz mushroom'dan olur, soğanlardan olur kardeşlerim, patlıcanlardan veya fasulyelerden. İstediğiniz gibi midenizi indirebilirsiniz. Helali hoş olsun. Tamamdır kardeşlerim, şu an ihtiyacımız olan son şeyler 3 adet titanyum, 3 adet de süper alloy'a ihtiyacımız var. Abi bitiyor. Kesinlikle süper alloy'larımız bitiyor. Son 3-4 tane kalacak. Aldık. Haydi bakalım, hayırlısı. Şimdi buradan uzaklaşmadan önce kardeşlerim, bütün kaynaklarımız buradayken launch platform, fırlatma platformunu yapabilecek malzemelerimizi burada tamamlayalım. Lan cibilliyesi, sen de mi istiyorsun bundan 3 tane? Hadi bakalım, bir 3 tane de sana alalım. 3 tanesi kaynak çıkarıcılar için, 3 tanesi de fırlatma platformu için. Reis'im, başka ne istiyorsun? Bir adet de demire ihtiyacım var benim diyor. Başka da bir şey istemem, canın sağlığı. Thanks. Gidiyoruz. Kardeşlerim, kaynak çıkarıcılarımın hepsini iridium mağarasının içerisine yerleştireceğim. Reis'im, şuralara bir tane atabiliriz. Tam şuraya. Ne diyorsunuz? Tam şu orta taraf. Orta taraf güzeldir kardeşlerim. Tamam. Allah'ım, inşallah buraya kurulabiliyordur. Oğlum ne? Allah'ım, osmiyumları ıskalamışım. Ya nasıl becerdim be bunu? Tamam kardeşlerim, ihtiyacımız olan bütün kaynakları topladım. Yeter, artık kurmaya başlayabiliriz. Lan oğlum, bir kere de istediğim bir yere kurabileyim şunları ya. Neyse, şuraya kurarız kardeşlerim biz de. Yani şöyle güzeldir abi. Yallah. Allah'ım, inşallah kaliteli bir şeyler çıkarıyordur. Çok güzel kardeşlerim. İridium'a ihtiyacımız var abi. Tamam. Önemli değil kardeşlerim. Buradan iridium çıkarabiliriz. Biraz bir ileriye gidelim. Acaba osmiyum mağarasının içerisine kurduğum zaman matkaplar bana osmiyum mu verir? Yani benimki de bir tık soru da. Hadi bakalım, osmiyumdan başka ne verebilir abi? Şuraya da koyalım kardeşim. Hatta dışarıya koyalım abi. Dışarıdaki kaynaklara da deli deşe ihtiyacımız var. Şimdi durmadan iridium çıkarırsak kardeşlerim pek bir işimizi görmez. Bütün kaynaklara ihtiyacımız var. Bütün kaynaklardan birer ikişer tane çıkarmamız gerekiyor. Reis'im, sen de tam şuralardasın. İlerleyen vakitte buralar su olacak olursa suyun altına kalmanı istemiyorum. Giriş tarafın yani şöyle olabilir. Bir tık aşağı. Allah'ım. Beysimin elektriği resmen kıçısında. Lan oğlum, hık deyip gelip hık deyip giderim bir elektrik ya. Dur bakayım. Şuradan ayaklarının yere değmesi gerekiyor. Tamam. Güzel.
Güzel kardeşlerim. Elektrik sorunsalını hallederiz. O önemli değil bizim için. Çok güzel abi. Bakın demire de deri deşiğe ihtiyacımız oluyor kardeşlerim. Neredeyse bütün yapılar bizden demir istiyor. Tamam. Elektriğimiz gitmişken hiç elektrik işine girişmeden kardeşlerim şuralara bir yerlere de fırlatma platformumuzu kuralım. Kardeşlerim bakın karşı tarafta bir adet enkaz tutladık. Oranın üstünü kontrol etmiştik ve arka tarafına geçiş yoktu abi. Buranın sınırının tam şuralar olduğundan eminiz. Ama ve lakin buralar olabildiğince gidiyor. Birkaç kere gitmeyi denedim kardeşlerim. Baya baya bir gittim. Daha da gidilebilir bir hali vardı. O yüzden şuralara kurarsak yani etrafta baya geniş bir yeri haritaya dökebiliriz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Koyduktan sonra eğer memnun... Lan oğlum ben bu titanyumları nerede harcadım? Tamam son titanyumumuz. Alayım bebeğim sana. Bebeğim. Şimdi buralar çok alçak. Tam göl olmaya müsait. İlerleyen vakitlerde muhtemelen burası sular altında kalabilir. O yüzden şunun gibi bir yere kurabiliriz. Diyeceğim de zaten şuraya... Abi şura. Şurası çok güzel. Vallahi şurası çok güzel. Hatta bir tık ileriye bile gidebiliriz. Ah baba. Kardeşlerim karşı tarafta mutlaka mağaralar vardır abi. Ne diyorsunuz? Öncelikle ileride oluşan göletimizi bir gözlemleyelim kardeşlerim. Etrafta keşfedebileceğimiz enkaz veya mağaralar varsa işlerini bir keşfedelim. Ardından gelip şuraya bir girelim. Kesinlikle merak ediyorum orayı. Zaten üstümde 4 adet oksijen kapsülü bulunmakta. Bebeğim kuruyoruz seni. Tam şuralara. Abi çok güzel. Kardeşlerim eğer oyuna sahipseniz ve bunu istediğiniz yere kuramıyorsanız kuracağınız yerde şunu gibi kaynakların olmamasına dikkat edin. Çünkü altına bir tane kaynak tek gelecek olursa genelde kabul etmiyor. İyi. Lan oğlum beni yalancı çıkarmıyor. Çok meraklısın ha. Baba. Altında kaynak var. Normalde kabul etmemiz gerekiyor. Hani kuramazsanız eğer bilin ki altında kaynak vardır veya herhangi bir yerin engeline takılıyordur. Kardeşlerim uranyum sorunsalına artık bir nebze de olsa çözüm bulmuş bulunmaktayız. Ama ve lakin yeterli değil çünkü her seferinde roket craftlamamız gerekecek. Bu da TürkSat 5.5 gemisi kardeşlerim. Bu uydu sayesinde artık haritaya erişim sağlayabileceğiz ve etrafımızda nerelerde enkaz var, nerelerde yok, nerelere gidebiliriz bunu rahat bir şekilde gözlemleyeceğiz. Tamam bir adet pusulaya ihtiyacımız var, roket engine ihtiyacımız var. Evde bir tane hazırda bulunuyor kardeşlerim. Süper alloy. Tamam bunları hallederiz. Magnetic field protection. İridium, uranyum. Bir tane daha süper alloy bulacağız kardeşlerim. Roket engine ihtiyacımız var. 3 adet de kobalta. Tamam bu bölüm içerisinde kardeşlerim uranyum. Allah'ım gezegene kötü şeyler oluyor. Bu bölüm içerisinde yallah süper bir train atlayış. Şimdi bu bölüm içerisinde demiş olduğum gibi kusura bakmayın aklım çok çabuk başka bir yere kayabiliyor kardeşlerim. Bu bölüm içerisinde uranyum roketini göndereceğiz. Eğer yapabilirsek GPS roketini de uzaya göndermiş olacağız. Ve ayrıyeten kardeşlerim şuralarda bir yerde bakın. Şuradaki dağın üst tarafında bir adet enkaz var. Ne diyorsunuz? Öncelikle buraya tırman... Abi kulağıma birileri fısıldıyor gibi. Lan gayipten sesler durmaya başladım. Yallah. Abi ne kadar ihtiyacımız var? Kardeşlerim 575 tüketiyoruz, 500 üretiyoruz. 75 wattlık, kilowattlık bir elektrik üretimine ihtiyacımız var. Abi bunu bize ne sağlar? 15 veriyor değil mi güneş panelleri? 2, 4, 6, 8 tane. En az 5 tane kurmamız gerekiyor ki ihtiyacımızı karşılayabilsin. Nah, kurmuyorum. Vallahi kurmuyorum. Varsın birazcık elektriksiz takılalım kardeşlerim. Eskiden elektrik mi vardı? Yallah bismillah. Al bakalım bize. Abi bu şekilde tırmanmaya devam edersek var ya. Yukarıya çıkarız. Çıkıyoruz. Abi çok güzel. Vallahi bir delik buldum. Bizim şuradan beni bir... Dur lan dur. Al beni geri. Dışarıya çıkmak istiyorum. Bakın kardeşlerim bunun gibi yerler tehlikeli abi. Look deyip var ya çıkamayacağımız bir yere düşebiliriz. Bu ne lan? Allah esirgi. Şuranın üstü bizim çıkmamız gereken yer. Tamam etrafından dolanabiliriz. Abi devasa bir gölümüz var. Bakın kocaman. Biz normalde buralara gitmedik. Gittik mi? Lan oğlum buralar mıydı buralar? Neyse. Bir dakika. Kardeşlerim benim içeriden görmüş olduğum enkaz acaba şunun kıçısı mı? Ne diyorsunuz? Olabilme ihtimali çok yüksek abi. Yallah. Bir tane chest var. Burada bir bitrein bayılmış. Kesinlikle. He. Kimsecikler bayılmamış. Kayıptan chest düşmüş buraya. Tamam. Alalım abi lootlarız. Bir tane süper alloy. Beleşten. Tamam bunu da temizledik. Suyun içerisinde boğulma gibi bir derdimiz yok kardeşlerim. Suyun içerisinde hiçbir türlü zarar görmüyoruz. Keşke suyun hissi bir tık daha güzel olabilseydi. Abi sanki boşlukta yüzüyormuş gibi bir şeyler hissediyorum ben burada ya. Şöyle bir baktığımızda.
güzel. Yavaş yavaş şuradan uzayıp gidecek. Yani şu seviyeyi muhtemelen geçmez kardeşlerim. Tamam. Abi artık şu enkazın kıçısını bir bulalım. İçim bir rahatlasın. Kardeşlerim ayrıyeten burada da bir adet mağara var. Allah'ım inşallah orası osmiyum değil de uranyum mağarasıdır. Yani ben şuradan gelmedim abi. Lan bunun kıçısı olma ihtimali çok yüksek. Kesinlikle bunun bir parçası olabilir bizim oralardan görmüş olduğumuz enkaz. Nerede bizim mağaramız? Abi burası. Osmiyumlarla başladık. Bu iyi ya, işaret değil. Toplayalım. Dedim seni de bir alayım. Oksijenimiz bitiyor. Fulledim. Gidiyoruz yavaş yavaş. Yallah seni de aldım. Almayacağım abi daha fazla. Gereksiz derecede envanteri dolduruyoruz. Efendim şuradan arka tarafı bir görebilsem. Tamam, ne istiyorsun benden? Ne kadar ısıtmam gerekiyor gezegeni daha? 5. Basıncını arttır diyor bu seferde ya. Ne Allah seni ne yapasın? Sızabiliyor muyuz şuradan? Efendim şuraya alabilirsin. Kesinlikle alabilirsin. Lan oğlum görüyorum işte arka tarafın boş. Şuradan alsan ne olur? Yok. Kesinlikle almam diyor. Hayırlı olsun. Abi ne umutlarla geldik, nelerle gidiyoruz kardeşlerim. Şuradan yukarıya tırmanalım bari ya. Heh, bebeğim bunu yap bizim için. Ne? Tırmanmam diyor. Güzel. Abi üstlerdeyiz. Ben kafaya koydum kardeşlerim. Şuranın üstüne kesinlikle çıkmam gerekiyor. Abi çok güzel çıkmış. Çıktık. Abi üstteyiz. Etrafı var ya rahat rahat gözlemleyebiliriz. Kardeşlerim bakın. Şurası bizim ana bezimiz. Şurası sülfür yatağı. Hemen şuralarda bir yerlerde de tam şuralarda da bizim ikinci bezimiz. Bakın fırlatma platformumuz da oradan görünüyor. Şimdi ben şuradan baktığım zaman hemen şuralarda bir yerlerdeydi. Muhtemelen bunun kıçısı değil abi. Kesinlikle öyle. Şu. Lan oğlum ben seni daha öncelerden buldum mu? Hey. Lan ben oralardan ne gördüm acaba ya? Ben son derece eminim abi. Ben bir yerlerde bir enkaz gördüm. Şuradan mı bakıyordum yoksa? Şuradaki benim kurduğum yapılardan bir tanesi mi? Şöyle yavaş yavaş bir ilerleyelim. Etrafı gezeliye gezeliye. Şuranın üstüne çıkalım. Abi aşağıya luk diye düşüp öleceğim diye korkuyorum. Kesinlikle. Boş bir hayalin peşine düşmüşüz kardeşlerim resmen. Kaç tane oksijen tüpümüz var? 4 tane. Güzel. Ya abi. Ya şuralarda bir yerlerde bir tane enkaz koysanız işte ya. Kardeşlerim baksanıza şuna bir. Abi devasa bir gölümüz var. Lan nice misin sen de? Kocaman olmuş. Küçük küçük de değil aslında. Bakın ilerleyen vakitlerde şuralar da suyla dolar muhtemelen. Burası şuraya kadar suyla dolacak. Yani şuralara sekebilir, sekme yapabilir. Kardeşlerim arka tarafta gezebileceğimiz bir yerler var. Şuralara gidemeyiz. Şu alan içerisinde rahatlıkla gezeriz. Hatta şuralara bile gidebiliriz var ya. Tamam. Hiç aşağı inmeden buradan bir yardıralım. Hiç aşağı inmeden. Şuranın üstüne çıksaydık aslında arka tarafta rahat gözlemlerdik de. Bebeğim şuradan aşağılık deyip düşme. Allah seni ne yapmasın. Kardeşlerim güneş panelleri için gereken bütün malzemeleri topladım. Abi mecburen bunu kurmamız gerekiyor. Çünkü A'dan Z'ye bütün makineler durdu. Şuraya atabiliriz ya. Zaten ilerleyen vakitlerde bunları kaldıracağım. Yeter ki bir uranyum yatağı keşfedelim. Bizim sen buradasın. Bitti mi? Şaka yapıyorsun. Demirimiz bitmiş. Güzel. Bir tane. Birazdan çalışmaya başlarlar. Aha. Bu da fazladan. Hadi bakalım bebeğim. Bu da benden olsun. Güzel. Gidiyoruz kardeşlerim. Artık dirillerimiz, matkaplarımız bizim için kaynak toplamaya başladılar. Yani geçmiş olduğumuz bölümlerde buranın içerisine girdik. Ne var ne yok onları bir gördük. Allah'ım. İnşallah osmiyum mağarası değildir. Ayrıyeten işaretçi yapmak istiyordum ben ya. Nerede ne mağara var kardeşlerim? Bunları unutmamak adına bütün mağaraların girişlerine içerisinde kaynakları belirten işaretçiler koymayı planlıyorum. Yok. Bizim illa basıncı arttırmamız gerekiyor. Şuradan sızabiliyor muyuz içeriye? Ne gezer abi sızamıyoruz. Geldik. Kesinlikle mi geldik? Kardeşlerim sanırsam buranın haricinde öyle gezilebilecek pek bir yer yok. Bakın sanki şu ilerlerde de gezilebilecek ufak tefek yerler var gibi. Atlasam. Allah'ım inşallah kaynak falan vardır. Boşu boşuna yapmamışlardır. Yallah. Süper bitire inişi. Hehe. Güzel. Güzel. Abi kaynak var. Kardeşlerim kaynağın olması güzel derken abi bir tane enkaz buldum. Çok süper. Var mı girebilir? Bebeğim bebeğim. Bir adet daha mağara. Giriyoruz. Uranyum. Uranyuma ihtiyacım var. Tamam chest. Açılsan açıl. Alıyoruz. Oo, 3 tane mikroçip. Efsane. Fertilizer bulduk. Tamam.
Demir almama gerek yok kardeşlerim. Pardon, sandığı bozmama gerek yok çünkü içinden demir çıkacak, onu biliyoruz. Demire şu an ihtiyacımız yok. Buradan da 5 YK mı? Oğlum ne biçim bir şey buralar ya? Burada da bir şey yok. Bir tane daha chest'e hayır demem. Çıkabilecek bir yer yok ve mağaramız bitti. Haydi hayırlı olsun. Neyse, gelmişken şu osmiumları da toplayalım da. Yok, toplamayalım. Kardeşlerim, ilerideki enkazda lootlanacak fazla malzeme çıkarsa apışıp kalırız. Bir an önce çantamızı doldurmayalım. Oksijen tükenmek üzere. Tamam, içelim abi, içelim. Hatta boşu boşuna var ya, oksijen tüplerimi, kapsüllerimi harcamasam, direkt hızlıca şuraya bir adet yapı inşa etsem daha iyi olabilirdi. Abi çok güzel, bir tane daha chest. Yani titanyum alalım, alalım abi. Süper alloy, her zaman açız. Demirleri de alabiliriz, titanyum kalabilir. Gözümüzü dört açalım. Sağdan soldan sandık kaçırmak istemiyorum. Yani şurada da bir adet yol var. İnşallah oralarda da enkaz vardır. Rezim, sizleri parçalayabiliyor muyuz? Lan oğlum, artık birinizi parçalayabilelim ya. Baksana ne güzel teker var. Kendime bir araba yapsam çok mu? Yok. İllam giremezsin. Allah'ım, korkmaya başladım. Kesinlikle korkmaya başladım. İçerisine giremeyeceğiz diye. Oğlum vallahi ben girerim. Çok güzel. Seed pastera, bir adet tohum, su, bir tane daha mikroçip. Güzel, güzel abi. Mis. Kardeşlerim, toplamda 2, 4, 5 adet mikroçipimiz oldu. Şöyle mi? Aha. Vallahi bir mesaj. Şimdi kardeşlerim, Izithyal Prime Sector ismi verilen bir yerde birçok şirketin gemisi anormal bir şekilde kaybolmuş. Bizim görevimiz de oraya gidip herhangi bir bilgi var mı yok mu bunları sektöre aktarmak. Gemilerin neden buradan kaybolduğunu bulmamız gerekiyor. Hani bununla ilgili bir ipucu yakalamamızı istiyorlar bizden. İkincil görevlerimiz ise herhangi bir report present of any hostile. İkincil görevlerimiz de kardeşlerim, bulunmuş olduğumuz bölgede herhangi bir yaşam, düşman yaşamının olup olmadığını araştırmak, düşen gemilerin raporunu vermek ve kayıp ürünleri bulup kayıt altına almak. Böyle bir şeyler. Nah bebeğim, kesinlikle. Muhtemelen bu da düşmüş abi. Aynen, göreve gelmiş ve hık deyip yapışmış kalmış. Rezim, şunu bir at. Öleceğiz neredeyse. Yallah. Tamam, güzel. Kardeşlerim, burada oksijenimizi bir fullleyebiliriz. Şimdi büyük bir problemle karşı karşıyayız kardeşlerim. Buraya gelene kadar üstümüzdeki bütün oksijen kapsüllerini bitirdik abi. Acıkmışız. Bütün hepsini bitirdik. Artık oksijenimiz yok. Sadece yaşam kapsülüne bağlıyız. Sen bir parça lan. Oğlum, eksik parça verdiysen vallahi kulağını ısırırım. 1, 2, 3. Tamam, eksik parçamız yok. Bütün parçalar olması gerektiği gibi kardeşlerim. Gidiyoruz. Allah'ım, inşallah buradan eli boş dönmeyiz ya. Eli boş dönmüş sayılmaz aslında kardeşlerim. 5 adet mikroçip bulduk. Baya baya kaliteli bir loot. Bizim gözümden hiçbir sandığın kaçmasını istemiyorum. Yani şu arkalarda bir yerlerde inşallah bir tane daha enkaz vardır. Lan şunu sandık zannettim ya. Hava karardı. İyi ki oksijen tankımı yükseltmişim derken bir adet mağaraya dek geldik. Kardeşlerim, sanırsam oyun içerisinde bir takım gizemli olaylar filan da var. Abi korkuyorum. Yani benden başka kimsenin olmadığını bildiğim halde korkuyorum. Kızım, şuraya beni bir alsana ya. Şöyle yukarıdan bir kontrol edelim. Lan oğlum, şu iridium mağarası ne vardı da uranyum mağarası olmuyor? Her yere iridium serpiştirmişler, her yere. Gel, yakışıklı şey. Gel bakayım şuraya. Seni de alayım. Abi bir şey buldum. Ah, çok güzel. Hiç güzel değil. Bunları kesinlikle mi atamayız kardeşlerim? Ne yaparız? Soğan tohumunu atabiliriz. Biyoplastik nugget. Bunu da atabiliriz. Sülfür atabiliriz abi. Sülfür öyle çok bir ihtiyacımız yok. Rezim, seni kesin almam gerekiyor. Seni de kesinlikle almam gerekiyor. Tohumlar. Bu tohumlara ihtiyacımız olacak gibi hissediyorum da. Dursun bakalım şimdilik. Şimdilik dursun abi. Kardeşlerim, ayrıyeten burada fazla roketi kullanmak istemiyorum. Çünkü biz havalanmaya çalıştıkça yerden toz kaldırıyoruz. Ciğerimiz full toz oldu abi. Sanırsam yolun sonuna yavaş yavaş geliyoruz derken buralarda mağara yok değil mi? Allah'ım, bir tanecik daha enkaz. He, şöyle kalitelisinden. İçi dolu. Bu ne lan? Sanırsam bizden başkaları da var burada abi. Çünkü chestimiz hızlamışlar. Abi oksijen bitiyor. En hızlısından. Kurdum. Kapağı attım. Tamam. Mecburen bunu her seferinde yapmamız gerekiyor kardeşlerim. Bir tık yorucu. Aynen öyle. Yallah. Rezim, seni ben bir tekraren alayım. Gidiyoruz. Araştırılmadık yerin kalmasını istemiyorum. Abi karşıda bir mağara mı var?
Kesinlikle böyle. Şuraya geri dönmemiz gerekiyor kardeşlerim. Oradaki mağaraya sanırsam girmedik biz. Şu arka tarafı da bir gözden geçirelim. Allah'ım. Stargate bulduk. Abi bu ne biçim bir şey? Gözünü sevdim. İnşallah çalışıyorsundur. Heh. Benim artık şuralardan kurtar. Beni bir ışınla. Şuralarda var mı bir şey? Yani üst tarafa da çıkabiliriz de. İnşallah lootlanacak bir şeyler vardır ya. Ya Allah, bismillah. Bebeğim Stargate. Gel bakayım buraya. Abi adamlar aslında buraya var ya baya baya yerleşmiş. Yani hani meteorlar yüzünden başlarına bir şey geldi, burada ölüp kaldılar desek. Yani biz de yaşıyoruz ha, meteor bize bir şey yapmıyor. Doğal olarak onlara da bir şey yapmaması gerekiyor. Şunun üstüne bir çıkalım. Belki golden chest falan vardır. Lan hayatımda ilk defa Stargate'e tırmanıyorum. Bakalım. Bebeğim bebeğim. Burada da minik minik gölcüklerimiz oluşmaya başlamış. Arka taraflarda bir şey var mı? Yok. Çıkıyoruz. Çıkmaya... Abi dur 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 dur, düşme. Hah. Riskli. Vallahi aşağı düşersek tekrar tırmanmak durumunda kalırız. Gidiyoruz. Abi inşallah bir tane golden chest'e denk geliriz kardeşlerim. Yapımcılar seviyor öyle antik kuntin mekanlara chest saklamayı. Bakın minik gölcüğümüz, ilk gölcüğümüz. Evimiz de orada. Şuralarda bir yerlerde. Var mı? Vardır vardır ya, şuralara bir yerlere sokuşturmuşsunuzdur. Bakın orada da bir adet göl var. Abi acaba karşı taraflarda bir şey var mıdır? Hmm, bakın şuralarda da bir şey olabilir. Yok. Abi çok da umutluydum ya. Buradan kesin demiştim. Bir adet golden chest çıkar. O zaman süper bitleyin atayış. Yallah. Abi vurmayalım kafamızı filan. Gayet güzel. Yeri geçen gün daha da kaliteli bir şekilde yapıyorum bu atlayışı. Şunun üstünde de olabilir. Yani. Bakın buradaki gölcüğün rengi daha bir güzel abi. Hadi bakalım. Allah'ım inşallah bunun bir girişi vardır. Bari burada olsun lan. İşte koskocaman yıldız kapısının, yıldız geçidinin üstüne tırmandık. Hiçbir şey yok. Abi yok. Burada da yok. Kardeşlerim, loot kaldırabileceğimiz tek yer karşı taraf. Şunun içine girilebiliyor muydu? Bir bakalım, oraya da bir bakalım. Ya ben buradan eli boş gitmek istemiyorum. Peşine mi söyleyeyim? Buradan dolu ayrılacağız. Şuna bir baksanıza ya. Oksijen. Oksijenimiz bitiyor. Attım. Nana kapısında koydum. Giriyoruz ve çıkıyoruz. Tamam. Kırabiliriz. Allah'tan kardeşlerim hem suyumuz hem de yiyeceğimiz var. Son bir adet yiyeceğimiz kaldı. Bu da riskli. Ve boş yerimiz yok. Kaliteli bir şeyler çıkarırsak yanımıza alamayabiliriz. Haydi Allah, bismillah. Allah'ım inşallah bereketli bir dızcılık olur. Açılsak açıl. Çok güzel. Tamam. Sen gidebilirsin. Al sen de git. Biyoplastik nugget'ları atabilirim kardeşlerim. Hiç ihtiyacım yok abi. Şunun ikisini kesinlikle almam gerekiyor. Sen de gidebilirsin. Uranyum. Seni alıyoruz abi. Alüminyum. Atabilirim kardeşlerim. Alüminyuma da her zaman ulaşabiliriz. İridyumları da atıyoruz. Bitkilerimizi alıyoruz. Tamam. İlerleyen vakitlerde bu iridyumların hepsinden vazgeçebilirim kardeşlerim. Hatta osmiyumları bile burada bırakabilirim. Gidiyoruz. Susuzluğumuz var. Teyzem sen bir şu ayak altına kalkarsan sevinirim. Var mı etrafta başka bir şey? Şimdi tek problem. Oksijenimizin fazla azalmasına izin vermememiz gerekiyor. Kardeşlerim ayrıyeten geçmiş bölümlerde sizlerden gelen yorumların bir tanesinde iyi ilk gölümüzün oluşmaya başladığı yerin üstünde bir enkaz vardı ya. O enkazın içerisinde bir adet reaktör vardı. O reaktörü çalıştırmayı başarabilirsek bunun gibi enkazların içerisinde kapıların kilidini açılıyormuş kardeşlerim. Hani rahat bir şekilde bu kapılardan geçiş sağlayabiliyormuşuz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Sizlerden gelen bilgiler bu doğrultudaydı. Bebeğim sana veda ediyoruz. Seni alıyoruz. İbip seni kesinlikle almamız gerekiyor. Sen gidiyorsun, seni alıyoruz. Şu suyu bir içelim. Uranyum. Abi şunları kesinlikle atamayız. Osmiyumlar gidebilir. Uranyum almamız gerekiyor. Gidiyoruz. Oksijenimiz biraz daha azalmaya başlarsa direkt koşacağım kardeşlerim dışarıya. Açıl sulak açıl. İki tane seed pastera alabiliriz. Osmiyum gidiyorsun. Seed pastera seni bir alayım. Sen de gidiyorsun. Seni bir alayım. Oksijenimiz yarıya indi. Bir an önce çıkmamız gerekiyor buradan. Abi bu nedir ya? Lan sen de gidebilirsin. Süper alloylar filan. Bunları bırakamayız burada. Veya ilerleyen vakitlerde buraya tekrar en bir tur düzenlememiz gerekebilir. Dur lan dur. Gidiyoruz. Öleceğiz abi.
Kesinlikle mi öleceğiz? Bir an önce buradan çıkmamız gerekiyor. Klostrofobim azdı. Abi senin içerisinde kesinlikle mikroçip vardır. İp, nugget. Nugget gidiyorsun. Haydi güle güle. Sana da güle güle. Mikroçipi asla bırakamam buralarda. Arkamızdan ağlar sonra. Tamam, gidiyoruz kardeşlerim. Çıkışı bulabilmem gerekiyor en hızlısından. Abi nerede bu çıkış? Biz nerede girdik buraya? Şuradan. Tamam. Çıktık. Çok güzel. Mis. Kardeşlerim, base'e gidiyoruz abi. Burada daha fazla takılamayız. Çok riskli. Kesinlikle ölür kalırız. Hem de üzerimizde yer kalmadı fazladan. Abi seni de şuraya bir atalım. Tamam. Güzel. Oksijenimiz bir fullensin. Evimizi tekrardan bir sırtlayalım. Sonracıma ana base'imize gidip bir sonraki bölümde kardeşlerim birkaç tane gizli bölge biliyorum. Aynen öyle. Bunlardan bir tanesi yer altında bulunan gizli base. Bir ikincisi de kardeşlerim ilk gölümüzün oluşmaya başladığı yerde iki dağ arasındaki yarığa sıkışmış kalmış bir astronot. Bundan sonra gelecek olan bölümde hem buradaki Stargate'i lootlarız hem de o ilk gizemi çözmüş oluruz. Güzel. Abi dolu dolu geçirdik kardeşim, dolu dolu. Keşke bir tane de roket fırlatabilseydik ya. Neyse, şu aşamada bizim için önemli olan kardeşlerim GPS roketleri. GPS roketini gönderdiğimiz zaman almış olduğu verileri, haritayı bizim tabletimize gönderecek ve istediğimiz yerde tableti açıp haritayı kontrol edebileceğiz. Hani nerelere gidebiliriz, nerelere gidemeyiz, nerelerde enkaz var, bunu daha rahat bir şekilde gözlemleriz bu sayede. Şükür. Abi Allah'a şükür, şu üstümüzü bir boşaltalım kardeşlerim, şu kalabalıktan bir kurtulalım. Karışıkların içerisine bakalım, götürmek istediğim herhangi bir şey var mı? İridyumlar. Durabilir. Durabilir abi. Şimdilik ihtiyacım yok. Şöyle enerji durumumuzu kontrol edelim. Kullanılabilir 22.30 kW'lık elektriğimiz var. Güzel. Gidiyoruz kardeşlerim. Gitmeden önce maden matkabımızı bir kontrol edelim. Yallah. Abi çok güzel. Fullemiş. Alalım. Bunları gidelim bir boşaltalım en hızlısından. Acaba içeriye full iridyumu çıkardı. Bakın. Mis gibi abi. Mis gibi. Bütün kaynak sorunsalını hallettik. Artık kolay kolay problem yaşamayız. Demirler. Rezim sen buradasın, sen buradasın, sen. Gidiyorsunuz. Tamam, bir tur daha atmam kardeşlerim. Onun içerisindeki boşluk yeter ona. Haydi Allah, bismillah. Allah'ım inşallah kaliteli kaliteli malzemeler çıkarmıştır. Açıl susak açıl. Kobalt. Severim abi. İridyumlar da alabiliriz. Hatta geriye kalan her bir şeyi alabiliriz. Tamam, gidiyoruz. Ana base'imize gidelim. Yavaştan videomuzu sonlandıralım kardeşlerim orada da. Mis. Unuttuğumuz herhangi bir şey var mı? Yok. Tamamdır abi. Burada da bir adet mikroçipimiz varmış. Rezim siz buraya gidiyorsunuz. Kardeşlerim hatta iki tanesini sizlerle birlikte açalım. Geriye kalanlarını da bir sonraki bölümümüzde açalım. Bakın. Liquid water. Sıvı su dönemini. Aynen öyle. Sıvı su değil kardeşlerim. Akışkan su dönemindeyiz ve bir sonraki aşamamızda gölcükler. Orada da %26'lık bir ilerleme sağlamışız. Güzel. Blueprintlerimizi açmanın vakti geldi. Yallah. Mining speed tier 4. Allah'ım inşallah bu kaliteli bir şey gelir. Güzel. Tier 3 yetenek botları geldi. Bizde ikisi vardı değil mi bunun? Jetpack. Abi keşke jetpack'in tier 2'si gelseydi kardeşlerim. Tamam. Bir tık daha hızlı bir şekilde koşmaya başlayacağız. Abi ne yapacaktım? Aklım bir anda durdu. Üstümdekileri şunları bir atayım diyeceğim. Kobalt. Kobaltımızı atabiliriz. Yeterince kobaltımız varmış kardeşlerim. Ara istasyondan ben birkaç tane daha kobalt taşıdım buraya. Uranyum. Şükür kavuşturana 3 tane oldu. Kardeşlerim merak etmeyin. Bir sonraki bölümde uranyum sorunsalını da çözeceğiz. Gökyüzüne göndermiş olduğumuz roketlerle. Kardeşlerim burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Bir sonraki bölüm için vermek istediğiniz tavsiyeler veya fikirler varsa yorumlar kısmına mutlaka bırakmayı unutmayın. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak verilen ilk izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.